egzamalarım da var. Ondan sonra işlerim de var. Acaba ben bunlara dikkat etsem geri dönüşü var mı? Geri vitese takabilir misiniz bu arabayı? Tabii ki her zaman geri dönüşü var. Çünkü vücudun mazrur kaldığı harabiyeti ya da bozukluğu düzeltme şansınız her zaman var. Çünkü yanlış beslenmeye ya da yanlış alışkanlıklarınıza devam ettiğiniz takdirde, ki bunun içine mesela birazdan sürece burka alışkanlıkları da giriyor. Bunlara devam ettiğiniz sürece şiddetini artırıyorsunuz hastalığın. Ya da hastalığın sizde ortaya çıkardığı semptomları daha ağırlaştırıyorsunuz. Yaşam ömrünüzü kısaltıyorsunuz. Bunlar son derece önemli. Elbette her zaman görülür bir şey var. Sağlıklı beslenmeye geçtiğiniz zaman, mikrobiyota odaklı beslenmeye geçtiğiniz zaman, mikrobiyota düzeniniz başladığı zaman kendini yenilemeye, işte o zaman bir takım sistemik problemler de gerilemeye başlıyor. Egzama dediğimiz evet, o kronik hastalıklar içerisinde ve mikrobiyota bozulduğunda en çok gördüğümüz şeylerden birisidir. İşte egzamalar, sinirlenmeler vesaire gibi. Bunlarda da yine geri dönüşler görüyoruz. Mesela çok yorgunum. Sürekli unutuyorum, konsantre olamıyorum işlerime. Bunlarda da yine mikrobiyotanın parmağı var. Benim mikrobiyota parmağı çıkıyor. Bunlarda da kişilenmeler duyuyoruz. Ve hep yanlış beslenme, yanlış hayatınızda, yanlış hayattan kalkma da birazdan bahsedeceğim. Devam ettiğiniz sürece var olabilecek bu şekilde hastalıklara karşı kominasyonlar bunlar daha çok. Bunlara karşı daha da ağır semptomlar gerçekleştireceksiniz. Yaşam ömrünüzü kısalabilir. O yüzden her zaman gelişmiş var. Peki yaşam koşullarınız düzelmeli. Beslenmenin bir şekilde bir defa çok basit bir şey var. Benim normal, sağlıklı beslenme dediğim şartta çok basit. Bunlarca düzeni durduğumuz bir Akdeniz'i beslenme. Biz zaten Akdeniz'i çekiyoruz. Akdeniz tarzı beslenme bu yılda gösterdi ki dünyanın en iyi beslenme tarzı. Ve